Haber Ankara olarak yerel seçimin nabzını sadece büyükşehirde değil, ilçe belediyelerinde de tutmaya devam ediyoruz. Bugün Sincan'da vatandaşa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan memnun musunuz diye soruyoruz. Vallahi Murat Ercan'dan memnun muyuz? Memnunuz ya. Çalışıyor yani. Gerekli işlemleri Sincan için her şeyi yapmaya çalışıyor. Kendisi de zaten tanıdığım bir kişi. Bizim köyümüzde daha önce eczanesi falan vardı. Memnunduk yani. Arada memnunuz. İşi gücü rast gelsin ne diyeyim. Bütün projelerinden memnunuz yani. Sincan için çalışıyor. Yani bir şeyler yapmak için çaba gösteren bir kişi yani. Mesela yeşillik üzerine park. Ondan sonra çalışanlar için bayağı bir şeyler yaptı. Sincan'ın iş güzellik ve yani kent estetiği bakımından bayağı bir şeyler çabaladı yani. Murat Ercan Bey başkanımız buraya geldi geleli hep çalıştı yani. Herkes memnun. Ben daha bir tanesi memnun olanını görmedim. Herkes memnun. Çalışanlar da memnun. Yani işini ehliyle yapıyor. Bizim Sincan için ne gerekiyorsa onu yapıyor yani. Valla biz hiç adamın yüzünü de görmüyoruz, tanımıyoruz da Murat Ercan'ı. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorsun. Tanımıyoruz adamı. Daha hiç görmedik, yüzünü de görmedik, kendini de görmedik. Nasıl bir adam? Bilmiyoruz, valla bilmiyoruz. Hangi projeleri yapsa memnun olurdu? Valla hiçbir projesini görmedik. Görmedik ki. Değil mi? Adamı hiç görmedik. 5 yıldır belediye başkanıymış. Adını duyuyor, kendini göremiyor hiç. Belediyede de göremiyor. Yok, sağda solda göremiyor. Vatandaşın içine indiğini de göremiyor. Dışarı çıkmıyor. Devamlı esnaf içi. Esnafla devamlı iç içi adam. Küçük demiyor, büyük demiyor. Herkese sarılıyor, tokalaşıyor, öpüşüyor. Niye görmedik diyor ki? Siz memnun musunuz Murat evet. Ercan'dan? Evet. Son 5 senesini nasıl değerlendirirsiniz? Çok güzel. Bundan öncekilerden iyi yani. Yok hiç görmedik diye yalan söylüyor yani. Adam her gün esnafla iç içi. Büyüğünün elini öpüyor, küçüğünün gözlerini öpüyor. Daha ne yapsın bu adam? Çocuklarım yararlanıyor. Açtığı yüzme havuzlarından, açtığı milli kütüphanelerine hepsinden çocuklarım yararlanıyor. Memnunuz? Değil. Neden? Hiç hizmet yok. Allah taş eder hemşerim. Allah taş eder. Yemin ediyorum Allah taş eder. Öyle değil mi lan? Murat Başkanımızı seviyoruz. Önce tabii ki reisi. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Oylar Ankara Büyükşehir Belediyesi Turgut Başkan'a, Sincan'da da Murat Ercan Başkanımıza. Sincan inşallah daha fazla refaha kavuşacak. Bu millet kıraathaneleri, her mahalleye yapılan böyle konaklar, yaşlılar mesela daha önce sağda solda parklarda geziyordu. Ama şu an gezdiniz mi bilmiyorum, gördünüz mü bilmiyorum. Gittiğiniz zaman yaşlılar orada. Hanımlar lokalleri var. Yine her mahalle aralarında böyle. Bu ve bunun gibi birçok proje. Benim yarandığım mesela kütüphaneler var. Hemen bu Antin Caddesi üzerinde, orada var. Polatik Caddesi üzerinde var. Törekent'te var. Kütüphaneden ben faydalanıyorum. Ders çalışıyorum mesela, sınavlara hazırlanıyorum. Çocuğum faydalanıyor. Bu. Önceden mesela Sincan'da kütüphane yoktu. Milli kütüphane gitmek zorunda kalıyorduk. Şu an bu imkanlardan faydalanabiliyoruz. Ama eksiklik diye soru alacak olursanız da bir tramvay projesi vardı. Törekent'ten metrodan şu ağa bağlayacak bir proje vardı. O yapılmadı. Hani eksiklik olarak onu söyleyebilirim. Ama onun haricinde memnunuz yani. Hiçbir kapıya gittim de hiçbir boş dönmedim. Evet, olumlu şey çıkarttı bana. Hiçbir mağdurluğa yarım yola bırakmıyor. Hepsi yani ne bileyim destek veriyor yani. Hem Marslı Yavaş hem de Sincan Belediye Başkanımızı çok seviyoruz. Oyumu da ona veriyorum zaten. Sağ olsun, memnunuz. Vallahi şimdi parkımız falan açılacak, parklarımız var güzel projelerinden. Ondan sonra hanımlara güzel lokallerimiz, şeylerimiz var. Gidiyoruz yani sağ olsun. Kendisinden memnunuz, oyumuz yine inşallah onun. Peki şu da olsaydı dediğiniz bir proje, bir hizmet var mı? Vallahi yok. Sağ olsun hepsini yaptı. Memnunuz. Ya ne bileyim, çalışmaları bu sene hoşumuza gitti. Yollarımız şeyimizi temiz tuttu yani. Ya ben de Etimesgut'ta bağlıyım ama Sincan'da da oturdum. İyi yani, bir değişiklik yok ama biraz gelişmedi bizim buralar. Daha iyi bir çevre, daha iyi bir olmasını isteriz yani. Ben memnun değilim dedim. Ya ne yaptılar? Onu da bırak. Hem de ben onu olarak memnun değilim diyor. Bir önceki dönemde isteyen olarak. Bir şeyini görmedim, normal. Memnunum yani. Vallahi fazla bir şey yaptığını görmüyorum. Sadece Sincan içinde değil de Sincan'ın dışına doğru bir şeyler görüyorum. Daha sosyal
faaliyetler, ne bileyim, herkesin emeklilerin katılacağı bir yerler vardı, bazı yerler kapatıldı herhalde. İşte onun gibi bir şeyler. Sincan'da fazla göremiyorum ben. Ama Etimesut'ta şurada burada görüyorum, var. Ankara'nın içinde de var ama Sincan'da sosyal faaliyetlerin yapıldığı bir yer göremiyorum ben. Ya hepsinden, hemen hemen hepsinden memnunuz. Ben memnun değilim açıkçası. Çünkü ben ne kadar ona ulaşmaya çalıştıysam da ulaşamadım. Ya da ne bileyim, sorunumu iletmeye çalıştıysam da iletemedim. Bir gün kendisiyle karşılaştım. Sorunumu anlatmaya çalıştım. Benimle ilgilenmedi bile. Yanındaki adamı görevlendirdi. O da hiç oralı bile olmadı. Yani arkasını döndü gitti. Hani kendi işine geldiği esnafları belki ziyaret edebilir ama ben bugüne kadar hiçbir zaman bir derdimize çare bulduğunu görmedim. Bundan Mustafa Tuna, Allah razı olsun, çok şey etti. Şimdi de onun devamı Murat Ercan, değil mi? Evet. Yani karıştırmayayım soy ismini, evet, değil. Ercan. Maşallah. Allah selametlik versin. Projeler zaten tahtalarda belli. Yani afiş şeylerinde belli. Eksik olmaz oğlum. Eksiği de olur. Ama fazlası fazla. Neleri eksik? Neler mutlu ederdi? İşte gücünün yettiği diyeceğiz galiba. Kısa yolda. Gücü yettiği kadar. Tabii daha fazlasını yapmak ister ama malum ekonomik şeydir budur. Allah razı olsun ya. Çok memnunum. Tekrar oy verecek misiniz? Ne demek? Zaten kaç tane? 4 tane aday belirlediler Murat'ın karşısına. Üzüldüydüm yani. Arkadaşları, o da bizim arkadaşımız. Tamam, gelsin gelmesin demiyoruz ama çalışanın da önüne geçmesin mi? Durum bu. Vallahi çalışıyor şu anda. İyi, çalışmalar iyi. Vallahi çevreden, benim damadım da o da görüyorum onu. Memnunum. Evet, memnunuz. Ben onun kurslarına gidiyorum, belediyenin. Çok memnunum mesela. Yani güzel etkinlikleri var. Ben el işi kursuna gidiyorum. Şu şey kongre var ya, Fatih Kültür Merkezi var. Oraya gidiyorum. Yani memnunuz projelerinden. Güzel parklar yapıyor mesela, aynen. Konaklar yapıyor hanımlar için. Vallahi ben memnun diyebilirim. Projeleri şey üzerine böyle parklar falan, ulaşım yönünden. O gibi projelerden memnunuz. Biraz şey, otobüslerle ilgili problemler olabiliyor. Mesela bu otobüslerin şeye gidenleri, Saracık'tan Ankara'ya giden bazı otobüsler var. Onlarda biraz aksaklık oluyor. Yarım saat beklediğimiz zamanlar oluyor. Çevre düzenlemesi güzel, çalışmaları güzel. Memnunum yani. Ben Murat Ercan'dan memnunum, evet canım. Valla projeleri yaptığı, havuzlar yaptığı, parklar. En önemlisi de halk adamı. Halkla iç içe olmasını çok beğeniyorum. Valla ben hiçbir hizmetinden yararlanmadım ama kendisini seviyorum. İnsan olarak çok seviyorum. Bilmiyorum, kendisini insan olarak çok seviyorum. Tekrar oy vermeyi düşünüyor musun? Evet, oyum ona zaten. Teşekkürler. Evet, memnunuz. Yani bütün yardımlarından falan yararlanıyoruz. Destekleri güzel. Memnunuz yani. Tekrar oyumuz ona zaten. Tekrar devam. Aynen. Memnunuz. Hangi projelerinden? Ya her şeyde, temizlik olsun, yardımlarından dolayı olsun. Yani hepsinden güzel yani. Hizmet yapan hizmet karşılığını bulur. Biz de memnunuz. Yol açık etsin. İşte yaptığı parklar, açılanlar, yani memnunuz yani. Yani bir Murat Yalçın değil. Kim gelirse gelsin, hizmet yapsın, Allah razı olsun, o karşılığını bulur. Her şey seçim zamanı. Oy zamanı. Şimdi nasıl davranıyorsa millete, oy zamanında o da ona göre davranır. Durum bu.